Merhaba. Bugün sizlere ilk kadın matematikçi Hypatia'dan söz etmek istiyoruz. Hypatia, İskenderiye'de yaklaşık olarak milattan sonra 355 yılında doğmuştur. İskenderiye tarihinin fazlasıyla çalkantılı bir döneminde yaşamış bir matematikçi, astronom ve filozoftur. O, hayatında ve çalışmalarında oldukça ayrıntılı bilgiyle yaşayan ilk kadın matematikçidir. Hypatia, kendisi bir matematikçi, astronom ve İskenderiye Kütüphanesi'nin onaylanmış son üyesi olan İskenderiyeli Theon'un kızıdır. Theon, en iyi şekilde Öklid'in elementlerinin korunmasında rol almasıyla hatırlanmaktadır. Ama bunun yanında yaygın olarak Batlamyus'un büyük bileşimi ve kullanışlı astronomi cetveline yorumlamalar da yapmıştır. Hypatia, aslında son derece zor zamanlarda Yunan matematik ve astronomik mirasını korumak için azimli bir çabalama olan babasının izlencesini sürdürdü. Hypatia, Pergeli Apollonios'un konikleri ve İskenderiyeli Diophantus'un aritmetiği üzerinde yaptığı yorumlamalarının yanı sıra bir astronomik çizelgeyle nam salmıştır. Bu astronomik çizelge muhtemelen babasının büyük bileşim üzerine yaptığı yorumlamalarında 3. kitabın gözden geçirilmiş bir versiyonuydu. Bu çalışmalar Hypatia tarafından yazılıp kaydedildiği halde kaybolmuş olsa da onları su yüzüne çıkarma girişimlerinde bulunulmuştur. Apollonios ve Diophantus üzerinde yorumlamalar yaparken Hypatia, babasının başlattığı izlenceyi daha aktüel ve daha çetin bölgelere itti. Hypatia, kendi zamanında böylesine bir isteği yapabilecek dünyanın önde gelen matematikçisi ve astronomu olan tek kadındı. O ayrıca birçok sadık öğrenciyi ve geniş kitleleri celbeden popüler bir öğretmen ve daha az uzmanlık gerektiren doğanın felsefi konuları üzerinde bir öğretim görevlisiydi. Hypatia'nın dünya görüşü yeni Platonculuktu ve bu nedenle Hristiyanlar, Yahudiler ve paganlar arasındaki şiddetli bir dini çatışma zamanında putperest olarak görülüyordu. Onun yeni Platonculuğu, Platon felsefesine ait formlardan insan gücüyle soyutlanarak kısmen temel hakikate ulaşmak, teke yaklaşmakla ilgiliydi. Kendileri gündelik hakikatin dünyasından soyutlanırlardı. Hypatia'nın felsefesi ayrıca onun kendisine ithaf olunmuş bekaret yaşamıyla kucaklaşmasına yol göstermiştir. Dönemin dini bölünmesinin görülmesi ilk olarak Grek Mısırlı Tanrı Serapis'in tapınağı Serapeum'un İskenderiyeli Piskopos Theopilus tarafından ortadan kaldırılması ve onun milattan sonra 412'de öldüğü zamana kadar sürmüştür. Bu olay, Serapeum'un İskenderiye Kütüphanesi'nin bazı kitaplarını içerebileceğinden dolayı muhtemelen Muazzam İskenderiye Kütüphanesi'nin nihai sonu olmuştur. Ancak Theopilus, Hypatia'nın ateşli bir hayranı ve öğrencisi olan Synesius'la samimiydi. Bu yüzden Hypatia bu gelişmeden etkilenmedi. Kendi entelektüel çabalarını hiç sekteye uğratmadan sürdürmesine olanak tanındı. Synesius ve Theopilus'un ölmeleri ve İskenderiyeli Siril'in İskenderiye Piskoposluğu görevine gelmesiyle birlikte bu hoşgörü iklimi sona erdi. Ve kısa bir süre sonra Hypatia, bir grup Hristiyan mutaassıbın ellerinde vahşi bir cinayetin kurbanı oldu. Bu vahşet, ne kadar Siril'in suçu olduğu güçlü bir tartışma konusu olarak kaldıysa da, söz konusu olay, Hypatia'yı güçlü bir feminist simgesi ve cahil önyargı karşısında entelektüel çaba için soyut bir imza figürü haline getirdi. Onun entelektüel başarıları tek başına isminin korunmasına ve ona saygı gösterilmesine layık olmak için bütünüyle yeterdi. Ancak ne yazık ki ölümünün şekli onun üzerinde daha büyük bir vurgu bıraktı.